Burayı böyle içini gösteriyor termal. Termal değil de. Şöyle açsan olur mu? Yani nasıl böyle? Demin kod yazdın ya mesela. Ha, o tarz. Öyle yaz, değil mi öyle? Bu makine aslında temelde nokta bulutu üretiyor. Çevredeki nesnelerin, her şeyin ölçümünü sağlıyor. Üç boyutlu nokta bulutu oluşturuyor. Bu nokta bulutundan da birçok ürün üretebiliyoruz. Yani metaverse altlık da yapabilirsiniz bu nokta bulutunu, çevreyi ölçüp. İşte haritalar da üretebilirsiniz. Mimari ya da maden ya da ormancılık alanında da kullanabilirsiniz. Çalışma mantığı aslında dünyada birçok alanda kullanılan bir mantık. SLAM algoritmalarıyla çalışıyor. Bu da roketlerin yere inişinden işte otonom araçlara kadar birçok alanda kullanılan bir teknolojinin kendi versiyonumuzu üretmiş olduk aslında. Şu an prototipimizi ürettik, başarıyla ürettik ve prototipi hizmet verebilir hale getirdik. Bundan sonra da endüstriyel üretim süreciyle ilgileneceğiz ve seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Bu cihazla çevrenizde görebildiğiniz her şeyi lazer ışınlarıyla tarıyorsunuz. Saniyede 600 bin adet nokta topluyorsunuz. Ve yürürken, ilerlerken taradığınız her şeyi bütüncül bir şekilde dijital hale getirebiliyorsunuz. Böylece de çevrenizdeki her şeyin dijital ikizini, daha doğrusu dijitalleşmiş halini bilgisayar ortamında görebiliyorsunuz. Buradaki yaptığımız teknolojinin bir esprisi de burada iş gücünde çok hızlı bir şekilde çok fazla veri toplama olanağı sağlaması. Böylece günler, aylar sürebilecek bir çalışmayı bir gün içinde, birkaç gün içinde yapabilme imkanınız oluyor. Bu teknolojiyi siz harita alanında, madencilikte, ormancılıkta, mimari alanlarda kullanabildiğiniz gibi, bunlar teknik alanlar biraz daha, aslında siz gözün görebildiği her şeyi yakalayabildiğiniz için metaverse alanında, oyun dünyasında, hatta sinemacılık alanında bile, yani set kurulumlarından öncesinde bile bu teknolojiyle kendi dijital setinizi oluşturup orada tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz neyi nereye koyacağınızla ilgili. Bir kere bu ürün yerli ve işte çok ciddi fiyatlara piyasada yabancı ürünler var, birkaç markanın var. Biz kendi yerli ürünümüzü ürettiğimiz için kesinlikle maliyet anlamında Türkiye şartlarında avantaj sağlayabiliyoruz. Hem kendimize hem de bizimle çalışacak diğer insanlara. Devlet için de bu strateji, haritalama stratejisi, askeri alanlardan tutun devletin işte kurumların işletilmesinde verimlilik artışına kadar aslında ülkenin bütününde çok önemli yer kaplıyor. Siz kısacası ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Biz de çok hızlı bir şekilde ölçme olanağı sağlıyoruz. Ortalama 20 kat daha hızlı çalışabilme, sahadan veri toplayabilme kabiliyeti sunuyor bu teknoloji bize. Ülkemizin son yıllarda yerli ürünlere yaptığı yatırım ortada, destekler ortada. Biz de böyle bir destek alarak 2020 yılının Kasım ayında yola çıktık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vermiş olduğu Ar-Ge ve İnovasyon desteğini almaya hak kazandık projemizde. Biz bu projede yerli mobil lazer tarama sistemi yaptık, ürettik. Şu an elimizde bir adet prototip bulunmakta. Yıllık 2-2,5 milyar TL'lik ithalatı var, ölçme cihazlarının Türkiye'ye maliyeti var. Biz bu ithalatı düşürmek, bu rakamları daha aza indirmek adına böyle bir hamlede bulunduk. Şu an ürettiğimiz prototip ancak İtalya ve Türkiye'de satılmakta yüksek fiyatlara ve yerlilik oranları ne yazık ki %0. Bizim şu an ürettiğimiz prototipin ise hala %62'lerde diyebiliriz. Hedefimiz %80'lere bu yıl sonunda taşımak. Öncelikle kullanımı çok basit. Yani çok ciddi bir eğitim gerektirmeyen,
Sadece birkaç tane tıklamayla, birkaç kabloyu bağlamayla çalışan bir sistem. Ve eş zamanlı olarak verileri istersek tablette, istersek merkeze internet üzerinden gönderip gösterebiliyoruz. Bakanlığımızdan bu prototipi yapma aşamasında çok ciddi destekler gördük. Öncelikle bunun için teşekkür ediyoruz ve minnet duyuyoruz. Ancak sonraki aşama bu cihazın, bu ürünün seri üretime geçmesi aşaması. Bununla ilgili ve bizi dünya pazarına çıkartacak diğer desteklerden de faydalanmak istiyoruz. Biz seri üretime geçmek için de yetkililerden destek bekliyoruz.